Evet sevgili seyircilerimiz, bugün çocuklarımız malum az önce de söyledim bir sınava giriyor. Çocuklar anne babalar için hayattaki her şeyden önce geliyor. Elbette çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için şimdi bazıları özellikle çocuk sahibi olmak isteyip olamayanlar ah nerede o günler bir evladım olsa da şu sınavlara girse ben de kapılarda bekleyip onlara dua etsem diyenleri duyar gibiyim. Evet efendim. Bugün üreme sağlığı konuşuyoruz. Üreme sağlığında bir duayen olan değerli hocam operatör doktor Aret Kamar bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizin çocuklar en son geçen sene kızınız girmişti YGS'ye hatırlıyorum. Evet üniversiteyi kazandı. O kazandı okuyor. Ama zor duyuyor. Yani zor. Değil zor. Mi? Beklemek de zor. Kesinlikle zor. Peki, çocuklar hocam. Şu anda bizim zamanımız gibi değil. Bizim zamanımızda biz ortaokulda falan sınava girmezdik. Liseyi bitirirken biraz böyle zihinlerimiz birazcık daha ben ileride bir şeyler olmalıyım. Bu kafayla gidersem hiçbir şey olamam diye düşünüp lise birden sonra çalışmaya hız verirdik. Ama şimdi çocuklar maşallah ilkokul sınıflarından itibaren sürekli çalışıyorlar, sürekli sınava giriyorlar. Allah hepsine kolaylık versin. Amin ama çocuk sahibi olmak da zor hocam. Bu zamanda her şey o kadar değişti ki. Değil mi? Siz de biliyorsunuz işte her sene 50 bin tane çift Türkiye'de tüp bebek tedavisiyle ya da işte aşılamayla. Tedaviyle evet, anne baba evet. Olabiliyor. Sabır da bitti aslında. Birazcık da ondan kaynaklanıyor. Eskiden bu tüp merkezler birazcık daha ulaşılmazdı. Birazcık daha bu tedaviler olmadan insanlar çocuk sahibi olsunlar diye uğraşıp zaman içerisinde çocuk sahibi olabiliyorlardı belki. Ama şu anda yeni nesil o kadar istediğini bir anda almak isteyen ya da kavuşmak isteyen şeklinde yetişiyor ki biz mesela bir aşılama tedavisi gibi bir tedavi var elimizde. İnsanları aşılama tedavisine zor ikna eder hale geldik. Herkes direkt tüp bebek tedavisi yapalım. Hocam tüp bebek tedavisi daha garantiliymiş, daha çabuk sonuç veriyormuş gibi yaklaşımlarla bizi neredeyse artık hiç başka bir tedavi yapmayalım. Direkt herkese alalım tüp bebek tedavisi yapalım şekline getirdiler. Eskiden ilk bu tüp bebek tedavileri yaygınlaşırken biz bir hastaya senin tüp bebek yaptırman lazım dediğimizde o hasta o çift onu hakaret olarak kabul ederdi. Ne yani hocam derdi biz şu anda olmuyor tüp bebeklik, tüp bebeklik miyiz yani başka bir çaresi yok mu derdi. Şimdi artık hastalar ve çiftler işi daha çok tüp bebeğe getirelim artık daha fazla beklemeyelim yolundalar. Çünkü hocam evlilikler de biraz geç yapıldığı için hatta hiçbir sorunu olmadığı halde ben birçok çiftten şunu duyuyorum. Yani tamam bekledik bu yaşta evlendik hani ikiz olsun. Evet, hatta tabii. Keşke bir kız bir erkek olsa. Sadece ikiz olsun diye gelen dediğiniz gibi biri kız biri de erkek olsun diye gelen. İşte biz bu yaz hamile kalmayı programladık şeklinde işte bu yaz hamile kalacak şeklinde gelen bir sürü de çift var. Doğru evet. Söylüyorsun. Şimdi telefonları da verelim. Efendim ekranda görüyorsunuz 0530 040 70 05 ve 06'dan ararsanız. Değerli hocam Aret Kamar sizlerin de sorularını canlı yayında cevaplayacak. Hocam şimdi bu tedaviler meşakkatli, bu tedaviler bütçeyi yoran tedaviler. Bazılarında cerrahi gerekiyor. Dolayısıyla tedaviyi çok iyi planlamak lazım. Evet doğru. Değil mi? Doğru. Peki planlamak için ilk basamak nedir? Yani tedavi öncesi önemli bir saha. İlk basamak tabii ki bir kadının ve bir erkeğin sağlığıyla ilgili tahlillerini yapmaktan başlıyor. En baştan başlamak lazım. Sperm testlerini gözden geçirmek lazım. Yapılmadıysa mutlaka yapmak lazım. Biz bugün hala kadının yumurtlaması bozuk diye düzenli adet gören bir kadına aylarca tedavi yapıldığını ama erkeğe bir sperm tahlili yapılmadığını bu süre içerisinde ya da bir rahim filmin çekilmediğini görüyoruz. Onun için herhangi bir çifte, herhangi bir zamanda isterlerse yeni evli olsunlar, herhangi bir tedavi yapılması planlanıyorsa rahim filmi de dahil sperm testleri, normal sağlıkla ilgili tahliller, bütün her şey yapılması lazım. Eğer çiftin daha önce yaşadığı bir düşük varsa ona bağlı olarak da genetik testleri kadın ve erkeğin mutlaka yaptırması lazım. İyi bir hazırlık aşaması tedavi sırasında geri dönüşleri engeller. Yani işte hamile kalmadı, acaba niye kalmadı? Hadi gel bir rahim filmi çektirelim de bakalım. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Şu anda piyasada genellikle rahim filmi çekilmeden sadece histereskopi yapalım. Histereskopiyle kamerayla rahmin içerisine bakalım yaklaşımları var. Bunlar da tamamen yanlış. Histereskopi
rahmin içerisine girip kamerayla rahmin içinin incelenmesi yöntemidir. Görsel bir yöntemdir. Yani bir tüplerdeki problemi görmek mümkün değildir. Çünkü sadece odanın içini görür. Karnın içerisinde bir problem var mı? Tüplerde bir yapışıklık var mı? Tüplerde hamile kalmayı engelleyecek bir tıkanıklık var mı? Çoğu zaman görmek mümkün değildir. Onun için rahim filmi çekilmeden histereskopi bile yapılmamalı. Peki şimdi şunu anladık. Kadın ve erkek sebebi bilinmiyor. Yani çocukları olmuyor. Normal bir cinsel yaşamları var. En fazla beklemeleri gereken süre zannediyorum bir, sene. Bir yıl. Bir sene ama tabii kadının yaşı gençse bir yıl. Yoksa değil. 35 yaşının üstünde evlenenler ki çok sık var şu anda 40 yaşında evlenen aynen. Kadınlar var. Onlar evlenir evlenmez doktora gitmeliler. En azından şimdi belli bir bekleme süresi var ya hani çocuk olmuyor hadi biz doktora gidelim o süre. O süre bazen aylar bile çok önemli oluyor o yaşlarda. Dolayısıyla ileri yaşlarda evlenenler bence evlendikleri zaman gitmeliler. Erkeğin durumu, kadının durumu, istedikleri zaman çocuk sahibi olup olamayacakları, kadının yumurta rezervi her şeye baktırmalılar ki ona göre zaman kaybetmesinler. Ki hala çocuk sahibi olmak istiyorlarsa değil mi? Yani bu çiftler için bir gün bile önemli. Kesinlikle bildiğim önemli. Kadarıyla. Kesinlikle. Peki hocam şimdi hep şöyle söylenir. Kadının doğurganlığının malum bir süresi var. Evet. Ama erkek için böyle bir süre yok diye erkekler bu konuda biraz rahatlar. Evet. Peki hakikaten erkek yaşlandıkça, yaşı aldıkça diyeyim kızmasınlar. Sperm kalitesi, spermindeki şekil bozukluğu bunlar değişmiyor mu değişiyor, yaşına göre? Tabii, yani erkekte herhalde üreme sağlığını... üreme kabiliyetini 1000 yaşına kadar koruyamıyor. Tabii ki değişiyor. Yani spermin sayısı da değişiyor. Spermin hareketi de değişiyor. Spermde şekil bozuklukları da başlıyor. Ama bu ilişkiyle hamile kalma şansını etkileyen şeyler. Bizim için önemli olan insanlar istedikleri zaman çocuk sahibi olabilme yeteneğini koruyorlar mı meselesidir. Erkeğin sperminde bir çekirdek var. Erkekten gelen genetik yapıyı bebeğe aktaran. Bir de kuyruk var, o çekirdeği yumurtanın içerisine taşıyan. Bütün olay kadının yumurtasının etrafında dönüyor. Gebe kalma şansı, bebeğin sağlıklı olabilme şansı, biliyorsunuz yaş büyüdükçe sağlıksız bebeklerin de oluşabilme şansı artıyor, düşüklerin sayısı artıyor. Bunların spermle hiçbir ilgisi yok. Bunların hemen hemen hepsi yumurtanın kalitesi, yumurtanın yaşıyla ilgili şeyler. Dolayısıyla özellikle kadının yaşlanmaması gerekiyor. Peki şimdi bazı soruları not tutuyorlar rejiye, izleyicilerimiz yayında sormaktan imtina ediyorlar. Bir soru gelmiş şimdi, Sertaç söylüyor yönetmenimiz, diyor ki bir beyefendi aramış, demiş ki iki tane kız evladım var. Ama ben illeri erkek çocuğu istiyorum, izliyordur beyefendi şimdi bize cevabını alacak. Tüp bebek tedavisi yaptırsam ve böyle bir cinsiyet seçme şansımız var mı? Tabii ki var, teknik olarak mümkün ama Türkiye'de yasak bu. Yani tabii ki bazı şeyler sorgulanabilir. Bu da belki zaman içerisinde belli bir kanun normuna oturulabilir. Ama bizim toplumumuzda ilk çocukta ben erkek istiyorum diyenler olacağı için muhtemelen yasak. Ama belli bir kanun çerçevesinde mesela 3 kızı olan erkek yapabilir gibi bir şey çıkarsa bir gün inşallah bekliyoruz. O zaman serbest olacak. Teknik olarak çok mümkün tabii. Ama bu ciddi bir ayrımcılık yani böyle bir şey çıkmamalı mantık olarak. Ya da 3 oğlu olan kız isteyebilir. Öyleleri de var. Benim bir kızım olsun diyor. Tabii ki canım hep erkek için değil yani. Ne bileyim bizim toplum hani erkeği bulana kadar devam diye düşünüyorum. Şimdi evde dengeyi korumak lazım. Yani kadın da kendi hem cinsinden birisinin evde olmasını istiyor. Erkek de kendi hem cinsinin evde olmasını istiyor. Dolayısıyla dengeyi korumak ama da Türkiye'de lazım. Ama Türkiye'de yasal olmadığı şu anda için yasal yapılamıyor değil. Böyle şu anda bir yasal şey. Yasal değil. Sadece hocam belli hastalıklar değil tabii, mi? Onlarla bazı hastalıklar ilgili. Var ki bebeği koymadan evvel bu hastalığı tespit edemiyorsunuz ama bu hastalığın mesela erkekte görüldüğünü, kadında görülmediğini biliyorsunuz. Öyle bir durum söz konusuysa ve bu hastalık şey olduysa yani testlerle belirli bir hale getirildiyse kesin bu hastalık olduğuna talasemi emin değilse, gibi değil mi? O zaman tabii cinsiyet ayrımı yapılabiliyor ama talasemi farklı. Talasemide biz talasemiyi tespit edip talasemisi olmayan çocukları yapabiliyoruz. Hatta talasemili çocukları varsa da o doku grubundan bir çocuğu talasemisi olmayan ama doku grubu uyan bir çocuk yapıp ondan ona
kök hücre nakli de yaptırabiliyoruz. Tedavisine de kardeşinin katkısı olabiliyor. Tabii ki, böyle bir şey tabii var. Ki. Ankara'dan Tuğba Hanım hattımızdaymış. Tuğba Hanımcığım, iyi pazarlar. İyi günler, günaydınlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Allah'a şükür. Siz iyi misiniz? Biz de iyiyiz ama bir iyi olmaya çalışıyorum. Aratılmak sorum olacaktı. Buyurun, aratılmak sorum. İletebilir miyim? Tabii, buyurun. İyi günler hocam. Ben 8 yıllık evliyim. Çocuğum olmuyor hocam. İlk evlendiğimde ilk sene, bundan 4 sene öncesinde aşılama yaptırdım. Doktor bende sol yumurtalığımda kist olduğunu söyledi. 3 santimlik. Sonra bunu bile bile göre göre aşılama yaptılar ve çocuğum olmadı 2 kez. Yani bu kisti göre göre aşılama yaptılar. Hocam bu yani 3 santimlik kist, biraz heyecanlıyım hocam, kusura bakmayın. Yani ben bu 3 santimlik kistle hamile kalabilir miyim hocam? Ve bana yaşım 26, tüp bebek olur mu yani? Yoksa doğal yola da hamile kalabilir miyim hocam? Bunu sormak için aramıştım. Tamam. Şimdi tam da bu konuyu konuşuyorduk biz Tuğba Hanım bugün. Çok güzel. Hazırlığı tam da değil mi hocam? Konuştuğumuz örneğe uygun. Hoşçakalın. İnşallah olur çocuğunuz. Hoşçakalın Tuğba Hanım'cığım. Hoşçakalın. Evet şimdi, hocam kist var diyor 3 santim. Evet şimdi tabii ki hamile kalabilir. Bir yumurtalıkta kist olması ya da bir yumurtanın hiç olmaması bile kadının öteki taraftan hamile kalmasını etkilemez bir. İkincisi, her gördüğümüz kiste ben bu kiste ameliyat edeceğim diye üzerine atlamak da çok doğru değil. Ama görüldüğü gibi piyasadaki dinamiklerden bir tanesi bu. Kadın birazcık doldurulmuş, yani bu kistle göz göre göre size aşılama yapmışlar falan gibi. Bunlar yanlış yaklaşımlar tabii. Şimdi bir kist gördüğümüz zaman biz ne yapıyoruz? Ki bu görülen kist de büyük bir ihtimalle çikolata kistidir. Büyük bir ihtimalle. Bu çikolata kisti tüpü tıkıyor mu diye bakarız. Çünkü çikolata kistleri hemen her zaman karın içerisinde yapışıklıklar yapar. Bazı yapışıklıklarda da tüp de bu işin içerisine dahil olur ve tüpü tıkar. Onun için biz böyle bir çikolata kisti gördüğümüzde ilk önce rahim filmini çekeriz. Tamam. Bu tüp bundan etkilenmiş mi diye bakarız. Eğer etkilenmediyse o zaman biz çikolata kisti olan hastayı hamile kalmayan, sebebi belli olmayan hastalar gibi aşılama tedavisini alırız. Aşılama tedavisinde çünkü biz kadını daha çok yumurtlatıyoruz. Hem kisti olan taraftan yumurtluyor, hem kisti olmayan taraftan yumurtluyor. Spermle de alıyorsunuz, içeriye koyuyorsunuz. İçeride bunların buluşma şansını arttırmış oluyoruz. Eğer gebe kalmazsa o zaman tüp bebeği alıyoruz. Yani bir kadın çikolata kisti varken aşılama da olabilir, tüp bebek de olabilir. Yeter ki rahim filminde o kistin kadının rahminin bebek tutabilme şansını etkilemiyor olduğunu tespit edelim. Eğer çikolata kisti ama 6 santimin üstündeyse ya da kadının adetlerinde ağrı yapıyor da kadının yaşam konforunu çok bozuyorsa, ilişkiye girdiğinde çok ciddi ağrılar yapıyorsa yaptığı yapışıklıklardan dolayı o zaman ameliyat edilmelidir. Çünkü çikolata kisti endometriyoziz dediğimiz hastalığın bir uzantısıdır. Biz ne yaparsak yapalım ki yumurtalıktan 6 tane, 8 tane, 10 tane kistimiz dediğimiz hastalar var. O kistlerin oluştuğu mekanizmayla yeni kistlerin de oluşamayacağını garanti edemeyiz. Dolayısıyla biz her gördüğümüz kiste yumurtalığa saldırıp ben bu kisti oradan çıkartacağım dememiz çok doğru bir yaklaşım değildir. Cerrahi olarak gereklilik varsa mutlaka ameliyat edilmelidir. Artı yapılan her cerrahinin de yumurtalığa zarar verebileceğini, verebilme ihtimali düşünmek lazım. Mutlaka düşünmek Peki lazım. Hocam şimdi bazı hastalar yıllarca çocuğu olmuyor biliyoruz. Bir cerrahi müdahale oluyor. İşte mesela çikolata kisti işte ya da başka problemler, rahimde miyomlar falan filan. Ve arkasından çocuk sahibi olabiliyor. Kendiliğinden spontan hamile kalabiliyor. Veya ilk çocuğu için tüp bebek tedavisi olup sizin hastalarınızdan var biliyorum böyle. Tabii ikinci çocuk yıllarca tedavi görmüş ilk çocuğu doğursun diye, değil mi? Tabii, olmuyor tabii. Ama ikinci çocukta sonra hamile kalınca o çok erken oldu, hazır da değiliz biz bunu aldırsak mı diyenler bile var yani. Bunlar bile var. Peki bu nasıl oluyor? Yani bir noktada mantık da duruyor o zaman. Evet, şimdi tabii bizim çok enteresan bir şekilde erkeğin spermi çok düşük olduğu halde ilk çocuğu tesadüfen olanlar var. İkinci çocuk için geliyorlar, erkeğin spermine bir bakıyorsunuz, ya birinci çocuk nasıl olmuş ki acaba diyorsunuz. Yani o kadar şaşırdıklarınız var, böyle sayılamayacak kadar az sayıda bir sperm. Şimdi zaman her şeyi değiştiriyor. Hamile kalmak bir terazi gibi. Yani kadın çok rahat hamile kalabilen bir kadınsa,
erkekte sperm düşük olsa bile kadın onu telafi edebiliyor. Ya da tam tersi, erkeğin spermi çok iyi oluyor. Kadın 3 ayda bir, 4 ayda bir adet gören, yumurtlayan bir kadın oluyor. 3 ayda, 4 ayda bir tane yumurta atıyor. Erkeğin spermi de onu buluyor, gebe kalabiliyor. Ne zaman ki yaşlar büyüyor, erkekte biraz problem var. Kadının da yaşı biraz büyüdü, yumurtaları biraz azaldı ya da kalite düştü gibi problemler ortaya çıkıyor. O zaman bakıyorsunuz ikinci çocuklar olmamaya başlıyor. Tersi de mümkün. Mesela endometriozis hastalığı. Adet gördükçe şiddetlenen bir hastalık. Onun için onun tedavisinde adet görmeme, bir süre adetten kesme tedavileri var. Mesela gebelik çok güzel bir adetten kesme tedavisidir. Çikolata kisti ya da endometriozis sebebiyle gebe kalmayanlar ya da gebe kalmakta zorlananlar gebelik geçirdikleri zaman en az bir sene adet görmemiş oluyorlar. Ve bu endometrioz odakları ve çikolata kisti soğuyor, geçmiyor ama soğuyor. Ama en azından tedaviye katkısı ve, var. Ve tabii ondan sonra bir süre içerisinde her şey karnının içerisinde daha iyi olduğu için daha rahat hamile kalabiliyorlar. Erkekte sorun yoksa yani bu tesadüf değil aslında değil, bir mantığı tabii, var. Değil, tabii, jinekolojik anlamda bir mantığı var. Mantığı. Diyarbakır'dan bir beyefendi hattımızdaymış. Efendim günaydın, iyi pazarlar beyefendi. Günaydın, çok sağ olun efendim. Buyurunuz, sorunuzu alalım lütfen. Hocama bir sorum olacaktı mümkünse acaba. Tabii ki, buyurun. Hocam iyi günler, çok iyi günler. İyi yayınlar. Hocam şimdi ben iki defa spermiyogram testi yaptırdım. Şimdi herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Yalnız benim her iki spermiyogram testimde de iki immotil, bir motil hücreye rastlandı diye sonuç çıktı. Evet. Şimdi bunun sonucunda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor onu öğrenmek istedim. Evet. Tamam. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Şimdi sperm sayısı çok düşük. Milyon olarak çok ifade. Sık rastlanan bir durum aslında. Şimdi beyler hocam bunu sorarken beyefendi de işte hani umutsuzluğa da hissediyorlar bir de kendileri. Ama Türkiye'de ve dünyada ben hastalara her zaman söylüyorum. Bu tedavi sadece çocuk sahibi olmak için yapılan bir durum. Ve erkekler eğer sperm sayılarını gurur meselesi yapıyorlarsa sperm de sadece çocuk yapmaya yarayan bir hücre. Başka hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla çocuk sahibi olduktan sonra hiçbir dertleri de kalmıyor. Bu yaratılışla ilgili bir şey. Yani çiftlerin birbirlerine karşı olgun ve anlayışlı davranmaları lazım. Bunun tam tersi de var. Yaşı çok genç olup yumurtası çok az olan kadınlar da var. Aynen öyle. Geliyorlar böyle bir yumurta tüp bebek deniyoruz. Tamam bir sabır sınavı. Erkekte de sperm sayısı böyle sayılabilecek kadar az olanlar var. Ya da hiç olmayıp yumurtalıktan sperm aradığımız erkekler de var. Ama sperm bulunuyorsa ki beyefendide de sperm varmış. O spermlerle çocuk sahibi olunabiliyor ve böyle işte dışarıda iki tane gördüm, üç tane, beş tane gördüm gibi spermi olanlar çoğu zaman test ameliyatına da gerek kalmadan dışarıya gelen spermlerin toplanması suretiyle ve işlem günü yani yumurta toplandığı gün bir ya da iki kere sperm almak suretiyle TSE'ye bile gerek kalmadan çocuk sahibi olabiliyorlar ama başka hiçbir türlü tedavileri yok tabii. Yani işin tekniğinde. Bu şekilde spermi olanların birazcık piyasada vitaminlerle, ameliyatlarla tedavi olduklarını da görüyoruz. Bu tür ameliyatların, bu tür vitamin tedavilerinin bu spermleri arttırıcı ya da bu spermleri arttırarak kendi kendilerine evlerinde çocuk sahibi olmalarını sağlayıcı bir özelliği yok maalesef. Dolayısıyla bu beyefendiye de bir an önce iyi bir tüp bebek merkezinin kapısına gitmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Evet hocam şimdi şöyle bir vurgu yapmak zorundayım çünkü hanımlar da beyler de şöyle zannediyorlar. İşte yumurta sayın azaldıysa siz ki o hanımlar için AMH testini öneriyorsunuz. Evet, evet. Üreme devam edecek mi böyle bir üreme karnesi de yapıyorsunuz. Beyler de işte sperm sayısı azaldıysa çok ya da işte hareket kabiliyetinde problem varsa sanki kadınlığına ya da erkekliğine bir hani böyle bir mahcubiyet hissi veriyor ya. Biz aslında bu yayınları yaparken biraz bunu da ortadan kaldırmak kesinlikle istiyoruz. Öyle. Şimdi bize değil gelen mi? Çiftler her zaman şöyle soruyorlar. Hocam bize hiç söylemediniz sorun kimde? Şimdi biz sorun kimdeyi incelemiyoruz aslında. Biz çift geldiği zaman o çifti bir bütün olarak görüp
bu çiftin çocuğu neden olmuyor'a bakıyoruz ve o çifte çocuk vermek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yani biz böyle sorunluyu bulalım da sorunluyu bulalım da onu tutuklayalım gözüyle bakmıyoruz. Dolayısıyla bizim için ha yumurta az olmuş, ha sperm az olmuş, tedavi birdir. Eğer bu çiftin evlerinde çocukları olmadıysa, bu çift bize geldilerse biz de bu çift için elimizden geleni yapacağız ve o çifti çocuk sahibi yapana kadar uğraşacağız demektir. Bizim kesinlikle isterse yumurta çok olsun, isterse sperm çok olsun, bir çifti ele aldığımız zaman bu çifti bir denemede gebe bırakırım ben falan gibi bir iddiamız yok. Böyle bir şey de olamaz zaten. Çünkü yaş genç bile olsa her bir çiftin her bir denemede belli bir gebe kalma şansı vardır. Bu bir maç gibidir. Ben öyle anlatıyorum hastalara. Maç bitene kadar, yani çocuğu kucağa alana kadar devam eder. Gebe kalmak da her zaman sonuç getirmiyor. Bazı gebe kalanların bir kısmı da gebeliğini kaybediyor. O ya da bu sebeple erken doğuranlar var, bebeği düşürenler var. Bebeği sağlıksız olduğu için bizim aldıklarımız var. Dolayısıyla bir çift çocuğum olmuyor diye iyi bir merkeze başvurduklarında tamamen çocuğu alıp kucaklarına çıkana kadar sabırla beraber birbirlerine destek olarak, birbirlerini kırmayarak mücadele etmeleri ve işi sonuna kadar götürmeleri gerekir. Bir deneme yaptık, gebe kalmadık, eyvah biz bittik, mahvolduk, bir daha çok moralim bozuldu, bir daha denemeyeceğim gibi yaklaşımlar kadının yaşını ilerlettiği için ileride bir daha denediklerinde çok daha az şansla denemek zorunda kalıyorlar. Hocam o şeyi, sizin bir şablonunuz var o konuyla ilgili. Atıyorum işte 20'lerde tüp bebek tedavisiyle üreme şansı kaç? İşte 30'larda kaç, 40'larda kaç, böyle çan eğrisi giderek düşüyor çünkü, düşüyor. Değil mi? Nedir kadına o? Bağlı, kadına bağlı. Çoğu zaman kadına bağlı. Yani embriyonun iyi olmaması, hani bir çifte baktığınız zaman embriyonuz iyi değil, döllenme az filan gibi şeylerde %10 problem erkekte çıkıyor. %90'ı kadında çıkıyor çoğu zaman. Dolayısıyla 20'li yaşlarda bir çift bir şekilde tüp bebek tedavisi yapıyorsanız yumurta daha bol ve yumurtalar daha kaliteli olduğu için gebelik şansları çok yüksek. Biliyorsunuz ilk iki denemede şu anda bir embriyo veriyoruz. Her ne kadar insanlara bir embriyoyla çocuk olmaz gibi geliyorsa ve iki embriyo verin diye ısrar ediyorlarsa da bir embriyoyla genç yaşlarda %50'ye yakın gebelik geliyor. İki embriyo verildiğiniz zaman şans %60-65'leri de buluyor. Dolayısıyla rahim de bir bebek için yaratıldığı için hiçbir genç çiftin, bir embriyo verilen çiftin aman bize bir embriyo vermeyin, bir embriyoyla gebelik olmaz, iki verin dememesi lazım. %50 çok iyi lazım. Bu oran hocam. Çünkü bizim için amaç hem gebeliğe ulaşmak hem sağlıklı bir gebelik olmak. İkiz hamile kalıp hayatını kaybeden kadınlar bile var. Gebelik tansiyonu, gebelikte kanamanın durmaması gibi sebeplerle. Dolayısıyla durum bu. İleri yaşlarda yaş büyüdükçe 30'lu yaşlarda yine belirgin bir değişiklik yok kadınlarda. Ama 35'ten sonra kadının hamile kalabilirliği ve yumurta kaliteleri düşmeye başlıyor. Hızla düşüyor bir de, değil mi o? Evet, 40'lı yaşlara gelindiğinde artık hemen hemen genç yaşların yarısı kadardır gebelik şansları. Yani iki embriyo verildiği zaman 40 yaşında bir kadına her şey çok güzel bile olsa, embriyo kalitesi mükemmel bile gözüküyor olsa gebelik şansları %30 civarındadır. Bu verdiğiniz embriyoya bakmıyor. İşte insanlar şöyle zannediyorlar. Yani ben ona çok güzel bir embriyo veriyorum sana dediğim zaman bana güzel embriyoyu verdiler, ben de şimdi artık gebe kalırım gibi düşünüyorlar. Asıl önemli olan o verdiğiniz 3 günlük 5 günlük bir embriyonun siz verdikten sonra da içeride hayatına devam edip sağlıklı bir gebelik oluşturabilmesidir. O da kadının rahmine, genel sağlığına bağlı. Bunu tabii tüp bebeği de bilmiyoruz, yani bundan sonrasını bilmiyoruz biz. Biz sadece hakim olabildiğimiz kısmı biliyoruz maalesef bugün için. Bir embriyoyu dışarıda 3 gün 5 gün bekletiyoruz, bu embriyo güzelmiş diyoruz ama güzelmiş dediğimiz embriyoyu içeri verdiğimizde bir gün daha yaşayacağından emin değiliz. Dolayısıyla tüp bebeğin her zaman her şey çok yolunda bile gitse bir gebelik getirme şansı olacak. %100 olmayacak. Adana'ya döneceğim. Ayşe Hanım hattımızda Adana'dan. Ayşe Hanımcığım iyi sabahlar, günaydın. Günaydın, mutlu pazarlar. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Böyle Aret Hocam sağ olsun pazar günü. Çocuk evde kahvaltıya bekler. Aret Hocam hastalarıyla bir sohbet etmek için bizi kırmadı. Geldi. Şimdi hazır kendisini bulmuşken sorunuzu alayım.
Şimdi şöyle, ben 2,5 yıllık evliyim. Bir hamileliğim olmadı. Doktora da gittiğimde işte bir iki defa ilaç kullandım. İşte eşim de sperm tahlili yaptırdı. Onun sayısı da yüksek çıktı. Olur çocuğunuz dediler. Ama fakat benim doktorum da şimdi hani rahim filmi falan, yani bunlara girmeden aşılamaya gönderdi. Ben de daha gitmedim. Yani rahim filmi, önce rahim filmi mi gerek yoksa aşılama mı? Onu sormak istemiştim. Evet hocam. Tabii ki gerekli. Mutlaka gerekli. Yani şimdi ülkemizde tüberküloz diye bir hastalık var. Bu tüpü tıkayan durumların illa aşağıdan ilişkiyle kapılması gerekmiyor. Bir akciğer enfeksiyonu, bir tüberküloz enfeksiyonu gidip farkına varmadan tabii ki tüpü de kapayabiliyor. Rahime de zarar da verebiliyor. Dolayısıyla herkesin tedaviye başlamadan evvel, ki tedavi dediğiniz şeyin bir eziyeti de var, bir masrafı da var. Aşılama bile olsa onun da bir masrafı var. Bir film mutlaka çekilmesi lazım. Bebeğin yerleşeceği yerin salim olduğunu, sağlıklı olduğunu mutlaka görmek lazım. Erkeğin spermi zaten bakılmış. Kadının yumurtalığında da bir problem yoksa ondan sonra aşılama tedavisine girişmek lazım. Netice itibariyle aşılama gibi bir tedavide özellikle gebe kalınması düşünülüyorsa, o zaman zaten tüplerin mutlaka açık olması gerekiyor. Tüp açık değilse yumurtayla sperm karşılaşamayacağı için gebelik de olmayacaktır. Dolayısıyla bütün tahliller yapılmalı tabii. Peki hocam, şimdi tüp bebek tedavisinde hep şeyi konuştuk ya, öncesinde tedavinin yol haritası çok iyi belirlenmesi için problemleri çok net saptamak lazım. Evet. Ama bir de tedavi aşamaları var. Şimdi herkesin kafası şunda karışıyor. Ya bize aşılama dediler. Aşılamayın daha hesapla. Herkes bütçeyi de düşünüyor. Çocuk doğacak, büyüyecek, okuyacak, tabii, evlenecek. Daha başta çok fazla masraflı da olsun istemiyorlar. Aşılamayı hep böyle daha bir tercih ediyorlar. Sizin hastalarınız da bunu yapıyorlar mı? Bu ikisinin arasında fark ne yani? Aslında tüp bebek merkezine gelenler aşılamayla pek uğraşmak istemiyorlar. Aşılamayı muayenehanelerde falan yapanlar yapıyor. Bize artık ben tüp bebek yaptıracağım diye geliyorlar. Biz onları aşılamaya ikna etmeye çalışıyoruz. Eğer daha önce aşılama denemeleri yoksa. Şimdi aşılama tabii ki çok güzel gebelik getiren bir yöntem. Ben bu merkezi kurmadan evvel 11 sene oldu işte şimdi, Denizli'de bir ilçede çalışıyordum ve orada tamamen sadece aşılama yaparak bir sürü gebe ama herkese de yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Yani tabii yapılmayanı tabii ki tüp bebeğe yolluyorsun. Şimdi aşılama kimlere yapılmaz? Eğer sperm sayısı çok düşükse, 5 milyonun altındaysa, eğer iki tüp de tıkalıysa o zaman aşılama yapmamak lazım. İkincisi, başka bir şey daha var. Açıklanamayan kısırlıkta. Açıklanamayan kısırlık ne? Kadın yumurtluyor. Yumurtalığına bakıyorsunuz, bol bol yumurta var. Erkeğin sperminde düzgün görüyorsunuz. Ve rahim filmine de bakıyorsunuz. Onda da hiçbir şey göremiyorsunuz. O zaman ne düşünüyorsunuz? İçeride ya yumurtada bir problem var bizim görmediğimiz. Çünkü tüp bebekte biz yumurtayı topluyoruz, yumurtaya bakıyoruz. Onun dışında zaten yumurtayı görmek mümkün değil. Ya da bu spermin gidip yumurtayı bulmasıyla ilgili bir sıkıntı var ki bu çift hamile kalmıyor. Şimdi bunlara hele evlilik 5 sene, 6 sene, 8 sene olduysa onlara da aşılama yapmamak lazım. Yani öyle insana mi? Tezat gibi geliyor. Aslında doğru düz bir problem yok ve hamile kalmıyoruz. Hadi bunları aşılama yapalım, gebe kalsınlar gibi düşünürsen de, ama evlilik süresi uzadığı zaman ve çiftte doğru düz bir problem görmüyorsan, o zaman aşılama yapıldığında yine aynı yumurtalarla yine aynı spermler karşılaşacaktır. Zaten 6 senedir bunlar karşılaşıyordur. Olmamış gebelik zaten oluşturmuyordur. Aynen. Sizin ona kattığınız herhangi bir şey olmayacaktır. Aşılama kimlere faydalı? En faydalı olan polikistik overler, yumurtlama bozukluğu olanlar ve erkeğin spermi normal tüplerde açıksa, o zaman biz o kadını yumurtlatırız. O kadın da normal kadınlar gibi hamile kalır. Sperm testinde hafif düşüklükler ya da hafif hareket düşüklükleri varsa, sperminde hareketli olanı rahmin içerisine koyuyorsak aşılama onlara da katkılıdır. Rahim filminde bir tüp tıkalıysa o zaman kadını muhtemelen kapalı olduğu taraftan da yumurtlayacağını ve şöyle bir kanun yok. Yani kadın bir ay bir taraftan, bir ay bir taraftan yumurtlayacak diye bir şey yok. Bazen tüpü kapalı olan taraftan bir sene de yumurtlayabilir. Dolayısıyla biz aşılama tedavisinde kadını iki taraftan da yumurtlatabileceğimiz için gebelik şansı olacaktır.
Bir çikolata kisti varsa o karnın içerisinde yapışıklıklar yaptığı için biz daha çok yumurtayla daha çok spermi karşılaştıralım, gebelik şansını artıralım diye düşünürsek onlarda da aşılama faydalı olacaktır. Bu hastalara mutlaka tüp bebek öncesinde aşılama denemek lazım. Hocam sokaktaki vatandaşlar şu tüp bebek konusunda hala şöyle bir kafa sallıyor, Allah Allah diyorlar. Bakın ne demişler, röportajımızda izliyoruz. Efendim şans dağıtan güzel bir hanımla birlikteyiz. Ben bir bilet çekeyim, hemen sorayım. Tüp bebek tedavisi nedir biliyor musun? Evet. Nedir? Yani çocuğu olmayanların kullandığı bir yöntem. Peki ileride bir gün, herhalde evli değilsin zannediyorum. Evlensen ve çocuk istediğin halde olmazsa böyle bir tedavi olur musun? Tabii ki, niye olmayayım? Peki bu tedavi sence Türkiye'de başarıyla yapılıyor mu? Biraz. Yani genelde Türkiye'de olduğu zamanlarda çok fazla doğru yanıt alamıyorlar. Bu arada benim asıl mesleğim sağlıkçılık zaten. Aa, süpersin. Ben teknisyeniyim. Yani Türkiye'de çok fazla gelişmiş değil. Genellikle Türkiye'de de yabancı doktorlar yapıyor bu işi. Tüplerle ilgili çok fazla duymadım bunu. Fazla iyi değil ama zamanla iyi olabilir herhalde. Çocuğunuz var. Seviyorum ben çocukları ama çocuğum yok. Biyolojik. Peki. Çocuğum yok. Peki yani bir gün çocuğunuz olmasını istediğinizde ve problem sizden kaynaklanıyorsa, erkek kısırlığı söz konusu ise eğer, tedavi olur musunuz ve çocuk sahibi olur musunuz tüp bebek yöntemiyle? Evet, üstünü kapatmak için elimden geleni yaparım. Sorunu kendimden atmak için. Şaka tabii. Direkt yani çözüm yollarına bakarım. Efendim merhaba, kaç yaşındasınız? Merhaba, 21 yaşındayım. Tüp bebek tedavisi hakkında bir şey biliyor musunuz? Hayır, pek bir bilgim yok açıkçası. Peki şayet bir gün evlenirseniz, zannediyorum evli değilsiniz ve anne olmak isterseniz ve bebeğiniz olmazsa, tedaviyle bebek sahibi olmak düşünür müsünüz olmayı? Yani eğer bebek sahibi olmak istiyorsam ve olamıyorsam tabii ki de düşünürüm. Sizce Türkiye'de güvenli yapılıyor mu bu? Onun hakkında da pek bir bilgim yok. Evet efendim, bir telefonla bitireceğiz. Hocam nasıldı cevaplar? Vallahi şimdi tüp bebekle alakası olmayanlar bu işi gerçekten bilmiyorlar ama evet, tüp bebekle ilgili evet, olanlar da bize işi öğretecek kadar biliyorlar. İnternetten araştırıyorlar. Hocam şu yöntemi uygulasak olmaz mı? Bu ya dün şeyi çok güldüm hocam, sizin bir grup var biliyorum. Evet. Onlar benim de yayınlarıma hocam katıldığı için beni de eklemişler sosyal medyada. Bir tanesi Rahim filmini koymuş ve arkadaşlarına soruyor gruptaki, tabii, tabii, nasıl acaba? Tabii, tabii. Ben de merak ettim, baktım nasıl acaba diye. Bana şunu yaptılar arkadaşlar, ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz falan diye birbirlerine konsültasyon yapıyorlar. Biz de arada bir katılıp onlara destek oluyoruz. Ben de merakımı gideriyorum onlarla. Efendim Adana'dan bir hanımefendi hattımızdaydı. İsmini unuttum Sertaç'cığım. Fısıldamadan Nur Sultan Hanım. Nasılsınız Nur Sultan Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. İyi günler bu arada. Sağ olun. Hemen soruyu alalım mı? Tabii. Şimdi hocam ben 7 tane kaybım oldu. Diğerleri düşük, bir tanesi erken doğum olarak kaybettim. Özürlü olarak doğdu, öldü. Onun dışında zaten ondan sonra bir kere daha kaldım. Doktorum araştırmalarını söyledi. Hani niye bu kadar çok kaldım ve araştırmadılar diye. Doktoruna düştüm diyelim işte en sonunda. Onu araştırdılar. 2 ve 6 kromozomunda bozukluk var. Evet. Parçalanıyormuş anne karnında. Yani bu da çocuğu özürlü yapıyormuş. Evet. Karnında. Onun dışında evet, yani tüp bebek dışında hamile kalamazsın dedi. 8 yıllık evliyim. Peki, Sultan Hanım süre bitti. Evet. Ben anladım durumu. Hocam hemen cevap dersin. Hoşça kalın evet, efendim. Evet, şimdi bu çiftler translokasyon dediğimiz durum. Bir kromozomun bir parçası kopuyor, başka bir kromozoma yapışıyor ve bu bozuk kromozomlar bebeğe gittiği zaman bebeğin de sakat olmasına neden oluyor. Bunun çaresi PGD, yani bebeği içeriye koymadan eve ona genetik test yapıp sağlıklı olup olmadığını görüp sağlam olanını koymak. Eğer yapılmazsa hanımefendinin yaşadığı gibi 8-9 bebekten bir tanesi ancak sağlıklı çıkıyor. Sağlıklıyı bulana kadar hamile kalıp düşürürler. Ama PGD yapıldığı zaman sağlam bebek seçileceği için gebe kalıp sağlıklı bebek doğurma şansları var. Onun için biz her zaman diyoruz yani bir düşük bile artık
Çünkü genetik test yapmak da çok kolay. Bu genetik testleri yaptırmak için sebep olmalı. Evet. Böyle bu kadar düşük yapmayı beklememeli. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun, var ederim. Olun. Pazar gününüzü bize, izleyicilerimize ayırdığınız için. Ben evet, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Sağlık Merkezi'ne bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Efendim 19 Mart sabah saat 9.15'te yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlık ve sevgiyle gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.